Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Günümüzde hani bazı motorlar, bazı makineler icat ediliyor. Aynı zamanda hareket ederken daha ileriye matuf hareketinin devam etmesi adına kendi enerjisini kendi üretiyor. O teknolojiyi ben bilmiyorum, zaten neyi biliyorum ki? Bence kendini bu yola adamış insanlar böyle bir taraftan hareket ederken bir taraftan da kendi enerjilerini üretmeleri lazım. Hiç yorulmamaları lazım. Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hep koşmaları lazım. Ama kendileri için değil. Hazreti Murat Hudavendigar aleyhirrahmetü vel ufran hazretleri gibi attan inmeye süz. Attan inmeye süz felsefesiyle dünyanın dört bir yanına atını mahmuzlayıp koşmak suretiyle enerjileri vicdanlarından geliyor. Allah'la irtibatlarından geliyor. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasından koşmalarından geliyor. O onları besliyor. Belki gece uykuyu unutacaklar. Ya ben dün gece uyumuş muydum? Çocuklarımla bir iki saat meşgul olmuş muydum? Bana ait işleri şu ölçüde götürebilmiş miydim? Böyle çok tabii, normal, meşru, takdirle karşılayabileceğimiz çok tabii haller ve davranışlar bile onun nazarında ikinci planda birer mesele haline gelecek. Değil saray maray, villa, yat filan. Çok tabii, hakkı olan, meşru hakkı olan, Allah'ın emrettiği, peygamberin yaptığı meşru hakkı olan şeyler mevzuunda bile bazen zuhul yaşayacak. Yahu şunu yapmış mıydım ben, unuttum yani. Uyku uyumuş muydum, yahu ben sabah kahvaltı yapmış mıydım? Böyle bir diğerganlık, böyle bir isar başkalarını kendine tercih etme duygusuyla başkalarını kahredecek ama seni ihya edecek. Mefkureni ihya edecek bir yüksek mefkureyle, gayeyi hayalle hareket etmek Allah'ın izni inayetiyle. Değişik vesilelerle yine ifade edildiği gibi böyle yüksek bir gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner etrafta gezer. Egoizmadan, egosantrizmadan sıyrılmanın yolu bir yönüyle hayatını başkalarını ihya etmeye matuf hale getirmektir. Başkaları yaşasın, ben onun için koşturmalıyım. Mezardaki insanlar bile benim nefahatımla dirilsinler. Tabutlara, teneşirlere yerleştirilmiş insanlar nefahatımla dirilsinler. Mezarı mütarik bedbahtlar birer sahabi haline gelsinler. Böyle bir mülahazayla, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi çok bildiğiniz şey. Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer cahide ağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Allah'ın fazlı seninle beraberse, çağlatacak oysa, uçuracak oysa, üveykler gibi kanatlanacak oysa, bence bu mevzuda tevakkufe geçmek için hiçbir sebep bence o tevakkufu meşru kılamaz. Sürekli hareket halinde. Hareket en önemli şeyimizdir bizim. Evet, Tevbe Sure-i Cellesi'nde قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاوكُمْ وَاَبْنَاوكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَاَوَالِكُمْ تَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَرْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا حَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَتَرَقَّمُ الظَّالِمِينَ. Buyuruyor, mal, can, evladu, iyal, mülk, bütün dünya ve ma fiha, bütün bunlar gayeyi hayalinizi ve mefkurenizi eğer bunlara tercih edebiliyorsanız tamam. Yoksa başınıza gelecek şeylere hazır olun. Allah zalim bir kavmi, şirazeden çıkmış bir kavmi
hukukullah'a riayet etmeyen insanları sevmez. Bu onlar katiyen felah bulamazlar. Tam ayetin mali münifini söylemedim de icmali bir özetini arz etmeye çalıştım orada çıktığı için. Mevzuyla münasebeti vardı orada çıktığı için. Himmet de bu derece, şefkat öyle engin, himmet bu derece yüksek olması lazım. Hiçbir şeye kanaat etmemeli. Allah'ın izni, inayeti ve riayetiyle şayet.